Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle eczaneye gelen müşterilerimin yoğun soruları üzerine buşon temizliği, kulak kirinin temizliğinde en doğru kullanım ve etkili yöntemden bahsedeceğim. Arkadaşlar doktorunuz size buşon eks damla verdiyse doğru kanaldasınız. Uygulamadaki hatalar kulak içerisindeki kiri ve buşonları temizlememektedir. Bu hataları yapmazsanız kulağınızın içerisindeki buşonlar ve kirler kolaylıkla temizlenebilir. Arkadaşlar bu uygulamada öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler var. Bunlar birincisi hazırlama ve uygulama şekli. Arkadaşlar hazırlanışı kutunun içerisinden bir tane damlalık çıkacak. Bir tane büyük bir şişe, bir tane de küçük bir şişemiz var. Arkadaşlar bunların ikisini birbiriyle karıştıracağız. Öncelikle küçük şişenin kapağını açıyoruz. Diğer büyük şişenin içerisine küçük şişedeki sıvıyı büyük şişenin içerisine boşaltıyorum. Mümkün olduğunca ağzını kapalı tutalım. Bunun içerisinde uçucu maddeler var. Sonra ağzını kapatıp bunu güzelce yaklaşık 5 dakika iyice karışmasını sağlıyorum. Arkadaşlar iyice karıştığından emin olduktan sonra kapağını açıp damlalık kısmını uç kısmına takıyorum. Hazır hale geliyor. Arkadaşlar uygulama şekli ise hangi kulağınızda şikayet var ise o kulağa günde 3 kez öncelik doktorun verdiği dozdur tabii ki. Eğer doktorunuzun verdiği dozu hatırlamıyor iseniz günde 3 kez beşer damla şeklinde uygulama öncesi şişeyi çalkalıyoruz, kapağını çıkartıyoruz ve damlalık hazır hale geliyor. Ağzı muhakkak kapalı kalıyor. Her uygulama öncesi muhakkak çalkalamayı da unutmayalım. Rahatsız olan kulağımıza buşon eks damladan 5 damla damlatıyoruz. 5 damla damlattıktan sonra tekrar buşon eks kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar 5 dakika burada bu şekilde bu pozisyonda dinleniyor olmamız gerekiyor ki içerisindeki damlattığımız buşon eks damla içeride işlemini yapsın, güzelce duvardaki pislikleri, buşonların yumuşamasını sağlasın. 5 dakika sonra kalktığımızda içerisindeki buşon eks sıvı duvardaki pisliklerin dışarı atılımını sağlayacak. Alt bölgelerde akan sıvıları silebilirsiniz fakat kulağın içerisinde herhangi bir işlem yapmayın. Kulak çubuğuyla daha da ilerlere iteklemiyoruz. Kulak içerisinde kesinlikle karışmıyoruz. 5 dakika bu şekilde dinlendikten sonra diğer kulağa geçebilirsiniz. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra her gün sabah öğle akşam 5'er damla damlattıktan sonra kulağın iç kısmında olan kirlerin, buşonların dışarı atılımı yavaş yavaş sağlanacaktır. Tahmini 7 ve 10 gün. Arkadaşlar 10 gün içerisinde bu şişe bitmez ise bir daha kullanmayın, bir etkisi olmayacaktır. Arkadaşlar kanalımı yararlı buluyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.